Eşref Kolçak. Başlı başına bir umman gibi bir adam. Son derece hassas. Hiç sevmediğim bir tarafı var, onu evvela baştan söyleyeyim. Çok içine kapalıdır. Çok iyi bir baba. Çok iyi bir aile reisi. Sevmediğim yönleri az konuşur ve dediğim gibi içine kapanıktır. Sanat yönüne gelince, karısı olduğum için değil, hakikaten tartışılmaz. O hani Türk sinema tarihindeki o altın sayfalarda bir Eşref, bir Ayhan, bir Ahmet Mekin, bir rahmetli Turan Seyfioğlu. İşte bunlar, kocam da onlardan biri. Tekrar ediyorum, kocam olduğu için söylemiyorum. Hakikaten çok güzel bir sanatçı. Bizi Ömer Şerif'le tanınan bir ahbabımız var bizim. Çok onur verici bir şey. Amerika'da tanışmışlar. Demiş ki kız, siz demiş Türkiye sanatçılarından falan kimseyi tanır mısınız? Türk sinemacı. Ah tabii demiş. Orada bir tek aktör var, Eşref Kolçak demiş. Eşref Kolçak'ın yarınlara en büyük mirası, bugüne kadar süregelen yegane aşkı Özcan Hanım'dan olan ve Kolçak soyadını sinemaya çok da uzak olmayan başka bir sanat dalında, müzikte en iyi şekilde devam ettiren oğlu Harun Kolçak. Ailede Harun doğana, Harun hatta 5 yaşına gelinceye kadar peder bey bizi hiçbir zaman eve almak şeyinde değildi. Harun 5 yaşındaydı. İşte yine aile büyüklerinin araya girmeleriyle ilk defa o zaman gittik. Ve ondan sonra da çok şükür hakikaten hem damat olarak bir numara oldum, hem de Haruncuğum ailenin bir numaralı gözdesi oldu. Zaten karım hakikaten ailenin bir numarasıydı her bakımdan. Hem güzelliği bakımından, hem disiplini bakımından, hem de otoritesi bakımından ailenin bir numarasıydı. Dolayısıyla hepimiz bir numara olduk ondan sonra. Ama Harun 5 yaşına kadar biz gidemezdik. Rahmetli kayınvalidem kaçar eder, bir şeyler yapar, uydurur. Kayınpederden gizli olarak bizi ziyarete gelirdi. Kolçak soyadı. Evet. Sinemadan sonra müzik dünyasında. Oğlunuzlarınız nasıl? Nasıldı? Şimdi Kolçak soyadı sinemada zaten benim aile içinde bir tek ben çıkmışım. Kolçak soyadının bilahare müziğe geçmesi yine o doğanın vermiş olduğu bir şey. Çünkü biz aslında ailecek müziğe karşı çok yatkınlığımız olan insanlarız. Ki başta da söylemiştim, ben dansla başladım. Dans demek müzik demektir. Müzik olmazsa zaten dans yapamazsınız. Ama Haruncuğumun ses ve müzik yeteneğini, daha ziyade ses yeteneğini anne tarafından aldığını rahatlıkla söyleyeyim. Çünkü anne özellikle müzik hususunda bugün çok otorite olan kişilerin dahi fevkinde bildiği, fevkinde hissettiği bir müzik yeteneği var. O kadar güzel sesi olan ve o kadar güzel ders almadan, bu doğa olarak bilinçli, o kadar güzel müzik biliyor, şey diyor ki, hissediyor ki ve bilinçli olarak her şeyi o kadar güzel aktarabiliyor ki, ses bakımından Kolçak, ses bakımından derseniz, müzik bakımından derseniz, o taraflar.
benimle ilgisi yok. Benimle olsaydı dans hususunda olurdu. Halbuki ben Harun'un danslarını hiç beğenmem. Çünkü benim gördüğüm, benim hissettiğim dansı Harun yapamaz. Ama ses olarak o harikulade güzel. Ben onu hiçbir zaman yapamam. Sanatçı bir ailenin sanatçı oğlu olmak nasıl, avantaj mı, dezavantaj mı? Yok, ben herhangi bir dezavantajını bugüne kadar yaşamadım. Çünkü bunun dezavantajını yaşatacak bir anne ve babaya sahip değilim bir kere, her şeyden önce. Öyle evimizde bir saygı ve sevgi ve bir çok belli olmasa da bir disiplin vardır. Zaten biyolojik olarak DNA'lardan zaten anneden de babadan da bana geçmiş doğal olarak. Anneden sesi almışım, babamdan da ritim duygusunu almışım. O her ne kadar benim dans etmediğimi, kötü dans ettiğimi söylese de aslında ben ona defalarca söylüyorum ama inatçı bir oğlak burcu olduğu için anlamak istemiyor herhalde. Ben dans etmem. Yani günlerce çalışıp belli bir koreografinin üzerinde öyle bir dans söz konusu değil. Ben o anda hissettiğim müzikal davranışları bedenimle ifade ederim dışarıya. Ama onlar belki babama biraz farklı geliyor ama o da benim şeyim. Yani ben bedenimin ritmi o, lisanı diyeyim. Öyle bir şey, yoksa dans söz konusu değil. Yani annemin de dediği gibi babam daha çok içeriye dönük yaşar. Biz annemle tam tersi, dışarıya dönük yaşarız. Onun için babamla her zaman bizim ilişkimiz daha çok sessizce olmuştur. Kelimelerle değil, davranışlarla, bakışlarla olmuştur. Böyle yani fazla. Annemle çok barizdir ilişkimiz. Sürtüşmelerimiz, sevişmelerimiz. Babamla hep gizli kalmıştır. Hatta babam bana bir kere tokat attığında ben çok şaşırdım. Yani çok garibime gitti. Hiç dışarıya vurmaz. Yani içeride yaşar daha çok duygularını, bütün fırtınalarını, sevinçlerini. O yüzden sessiz ve sakin bir ilişkimiz vardır. Hiç maddi anlamda zorluk çektiniz mi? Çünkü olmaz olur mu? Ben çok... ben şöyle söyleyeyim. Biz maddi sıkıntıları hakikaten çok çektik. Yani şöyle söyleyeyim. En kısa çalıştığımız film olarak en kısa çalıştığımız 1,5-2 aydı. Ama bilahare samimi olarak söylüyorum, ben 6 günde de film yaptım. Ama o yapımcının, rejisörün yeteneğine bağlı olan bir şeydi. Ben hayatımda ya 2 ya 3 defa böyle 5 günde 6 günde film bitirdik. Ama o bir tek Türkiye'ye gelmiş geçmiş bir tek rejisör yaptı onu. O da rahmetli Semih Evin. Onun dışında hiç kimse öyle 3 günde 5 günde film yapmasına imkan ihtimal yoktu. Çünkü rahmetli hikayeyi kafasında
çizer, hazırlar. Yeni Harman sigarası içerdi. Onun arkasında hemen diyalogları yazar. Orada çeker. Daha negatifinden montajını yapar. Ve 6-7. günde filmi seyretmeye çıkarırdı yani. O kadar bu dünyanın zannetmiyorum ki başka yerinde de olsun. O öyle bir rejisördü. Ve bunun yanı sıra da şöyle söyleyeyim. Bilahare çıkıp da böyle rejisörüm diye burnundan kıl aldırmayan birçok kişilerin yaptıkları gafın binde birini dahi yapmazdı. Ramazanlarda çalışmazmışsınız. Onu biraz anlatır mısınız? Şimdi Ramazanlarda çalışmaz değil de ben öyle bir prensip almıştım. Çünkü o zamanlar sigara filan da içiyordum. Hakikaten ve müthiş sigara içiyordum. Yani günde 2-3 paket sigara filan içiyordum. Hele işimin içinde. Ve sigara içmediğim zaman müthiş rahatsız olan bir insandım. İşime saygımdan dolayı kimseyi rahatsız etmemem için dedim ki ben böyle bir şey düşünüyorum. Çünkü evlendiğimiz zaman böyle bir Ramazan'a rastladı. Karım dedi ki ben oruç tutacağım. Dedim ki ya sen tuttuktan ben niye tutmayayım? Ve hakikaten bir tek gün aksatmamak şartıyla biz 17 yıl ben oruç tuttum. Her sene. Rahatsız etmemek için dedim ki ben böyle bir prensip aldım. Çalışmalara ve bütün çağıran müesseselere dedim ki arkadaşlar ben oruçlu olduğum zaman çok kırıcı oluyorum. Rahatsız oluyorum. Yani rahatsız ediyorum. Dolayısıyla yani beni günaha sokmayın. Bırakın yani bir ay sonra bir ay zaten göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. İlle de o ayın içinde beni çalışmanız şart değil. Bilahare çalışalım. Ve dolayısıyla ben Ramazanlarda çalışmamayı prensip haline getirdim. Çünkü bizde hala maalesef hala çalışmamızın bir şeyi yok. Limiti yok. Ve bu daha ziyade rahatlıkla söylüyorum. İşi organize eden kişilerin işe karşı saygısızlığından başka bir şey değil. Yani bizde 8 saat çalışacaksın, ondan sonra çalışmayacaksın. Yahut cumartesi, pazar herkes istirahat etsin. Ya bir yok böyle şey. Bizde çalışın. İş bitirinceye kadar çalışın. Ama sen gece 12'den sonra, yarımdan sonra yüzün gitmiş. Kendin bitmişsin. O umurunda değil. O benim kasama girecek paraya bakarım diyor. İsterse ölsün. Dolayısıyla ben bunu prensip olarak getirdiğim zaman o maalesef sinemamızı ellerinde tutan ve bugünkü hale getiren o kişiler büyük, nasıl büyüklerse o kişiler bunu bir koz olarak bana karşı kullanmaya başladılar. Yani küçümseme ile sen Ramazan'da çalışmıyormuşsun. Niye o? Neden? Ben de izah ediyorum. Vay 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 vay. Yaptığın günahları bundan mı ödeyeceksin filan gibi böyle nahoş akılları sıra espri yapmışlardır birçokları değil hemen hemen hepsi. Bugün o müesseselerden hiçbir tanesi yok. Dikkat ediniz. Çünkü sinemayı bu hale getirdikten sonra sinemaya hiçbir şey yapmadıklarını çok daha belirgin bir şekilde gösterdiler. Bakın hiçbir tek sinemayla ilgili bir tek çivi dahi yok Türkiye'de. Yok.
Ve onu bırakın, onu bırakın. Kardeşim 85 yıllık bir sinemanın 55 yılını ben bizzat çalıştım. Ve benim hala kanunum yok. Ben kanunsuz iş yaptım, biliyor musunuz? Bu yani nasıl bir düşüncedir, nasıl bir sinemadır bilmiyorum. Yani bugüne kadar kanunu olmayan bir şey ya, biz aslında hep cürüm işledik. Dolayısıyla adamlar işlerini bitti. Bire koydukları 100 kazanıyorlardı o zaman. Vaktaki her şey pahalılaştı. Ve çok çok arkadaşlarımızı kendi aralarında anlaşırlardı. İşte Ömer'e 10 kuruştan fazla vermeyelim. Mecbur olsun çalışsın. Çünkü benim kanunum da yok. Kime şikayet edeceğim? Hiçbir şeye arkamı dayayacağım hiçbir yer yok. Bunları o kadar güzel istismar ettiler ki, o kadar güzel seyircimizi de istismar ettiler, devleti de istismar ettiler. Çünkü bir kuruşluk masrafı devlete 100 kuruş diye gösterdiler. O çalışan arkadaşlarımızın hepsinden de boş makbuz imzalatıyorlardı çünkü. Diyelim ki bir taksi. Taksiye diyorduk ki sen imzala, ben burayı doldururum. Taksiye vermişse diyelim 25 lira, o bir sıfır koyuyordu, 250 lira gösteriyordu. Ve bunu devlete masraf olarak gösteriyordu ve dolayısıyla vergiden kaçırıyordu. Bunu hepsi yaptılar. Hiçbir tanesi kalkıp da ben namusumla vergimi ödedim diyemez. Hepsi yaptılar. Bila istisna ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde sinemayla ilgili yapımcı varsa hepsi yaptılar aynı şeyi. Seyircimiz bunu hiçbir zaman bilmedi. Seyircimize ayrıca ben dayatıp da hayır benim şu kadar para verin yoksa çalışmam dediğim zaman seyircimize bambaşka şekilde aktardılar. Biz hem istediği parayı verdik hem ama o size saygısızlığından dolayı bu işi kabul etmedi filan gibi. Çünkü Türkiye'de işletmeciler vardı, işletme bölgeleri vardı. O bölgelerin işletmecisi sinemalara aktarıyor. Sinemacı da seyirciye aktarıyordu. Bunu yıllar yılı yaptılar. Bila istisna bütün arkadaşlara karşı yaptılar. Ama demek ki tahammülüm varmış, hala dayanabiliyorum onlara karşı. Sizin Eski Tüfekler diye adlandırılan bir grubunuz vardı, ekibiniz. İşte bunların içinde Cüneyt Arkınlar. Nasıldı o zaman? Ama bir dakika, yani Cüneyt Arkın dediğiniz zaman Cüneyt Arkın bizden çok bir hayli sonradır. Benim ya da sizin benim kuşak. Benim eski, eğer benim eski tüfek derseniz bunların içinde evvela Ahmet Mekin gelir. Sonra Fikret Hakan gelir. Sonra Ekrem Bora gelir. İzzet gelir. Bilahare Cüneyt, bilahare bizim Orhan Günşiray. Ama yani bizim ilk tüfekler, o tüfeklerin de en eskisi ben. Onlar benden, ben çakar almaz cinsinden, onlar daha modern olarak geldiler. Nasıldı o zamanlar, yani bu eski tüfeklerle ilişkiler? Şimdi o kadar enteresan ki çocuklar, samimi olarak söylüyorum, bizim çalışmalarımız çok değişikti. Yani biz bilmiyorum, o ayrı bir sinemaydı yani. Sinemaydı daha doğrusu. Biz acayip bir şekilde çalışırdık. Yani olamaz. Yani bugünkü şeylere bakıyorum da bugünkü çalışmalar bana çok yavan geliyor. Çok tatsız tutsuz geliyor. Yani evvela çalışılan mekanda gördüğüm kadarıyla çalışan kişilerin birbirlerine karşı davranışlarında ben samimiyet göremiyorum. Yani bilmiyorum. Biz sabahlara kadar, günlerce sabahlara kadar çalışırdık. Ama
en ufak bir şikayetimiz, en ufak bir gıkımız çıkmazdı ya. Böyle bir çalışmalarla çalıştık biz. Biz hakikaten memleketimizde, yurdumuzda sinema yaptık be kardeşim. Yani bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Sinemaya bir küslük var mı? Vallahi ben sinemaya küs değilim ama şu anda memleketimizde sinema yapılıyor diye iddia edemem. Yok yani, sinema bitti. Böyle yılda bir film, iki film yapılmakla ayrıca o iki yapan kişiler de büyük sıkıntılar içinde film yapıyorlar. Benim sinemaya küskünlüğüm şuradan. Yani sinema, o bizim yaşadığımız sinema yok. Bilmiyorum yani bugünkü yapılan sinema bizim seyircimiz üstünde ne yapıyor, ne ediyor bilemiyorum ama bizim sinemamız öldü. Türkiye'de şimdi sinema var dersek çok yalan, büyük yalan söylemiş olurum. Sinema yok. Benim anlayışımın kabul ettiği sinema yok. Biz sinema yaptık. Sinemayı seyircimize, Türk seyircisini sinemaya canı gönülden çektik. Ama bilahare o seyircimizi, başta aileler olmak şartıyla, bizim yapımcılar öyle bir kaçırdılar ki Türkiye'de 3000'in üstünde sinema vardı kapalı salon olarak yazdıkları demiyorum. Bugün 300 tane ya çıkar ya çıkmaz. O da hepsi Amerikan filmlerinin monopoli altında. Dolayısıyla bugün sinema yok. Yeşilçam'ın eski tüfeklerinin en eskisi olan Eşref Kolçak bugün tam 72 yaşında. Halen televizyon dizilerinde devam eden sanat yaşamının yanı sıra başka pek çok oyuncu gibi sinemada erken unutulmuşluğun küskünlüğünü içinde taşıyor. Dileğimiz bu büyük sanatçının oyunculuğunun daha nice yeni projelerle değerlendirilmesi. Haftaya yine bir başka renkli ve ünlü bir portrenin hayatının yansıtıldığı Renkli Hayatlar'da buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Senin devranı sen.